sanki yeter artık daha fazla çalamayacağım diyor. Bir anda çocuğun flüt çalıp söylediğini ve seyircinin daha çok çalmasını istediğini hayal ediverdim. Çocuğun yüzündeki memnuniyete baksanıza, keyfi yerinde gibi görünüyor. Bir eliyle flütünün deliklerini kapatıyor, diğer eli de hala yukarıda. Konseri biter bitmez arkasını dönmüş gibi. Daha fazla çalamam diyor sanki. Belki de sadece standart 17. yüzyıl Hollandalı tablolardaki gibi ara vermiştir. Bence tabloyu taşıyan ana ayrıntı durgunluk hissiyatını ve anlık duyguları yansıtan fırça işi. Ressamın kendini ifade etme ve akıcı el hareketlerinin tuvale yansıma şekli harika bir şekilde bir araya gelmiş. Büyük azılı kuş tüyü boynundaki kombini tamamlıyor. Üst taraf tamamen boşluk. Dolayısıyla yüz kısmı tam ortalanmamış. Ve bu boşluğun sanki doldurulmak için olması, ressamın bunu bir kareye hapsetmiş olması ve bizim göremediğimiz birçok olay var. Her ne kadar halsi renklere çok önem veren bir ressam olarak düşünmesem de bu tabloda renkler şahane duruyor. Şu leylak morlarının güzelliği, bileğinden çıkıvermiş olan mavi, sol omuzundaki yeşil ve mavinin karışımı olan o renk. Ve diğer bileğindeki buz mavisi dokunuş. Sanki hepsi flütün ve yanakların sıcak kırmızımsı rengini vurgulamak içinmiş gibi. Ustalıkla yakalanmış ve hayal gücüne son derece açık harika bir an adeta. Sanatçı bu görseli o kadar güzel hayata geçirmiş ki sanki resmetmesi çok kolaymış gibi duruyor. Yüzü gittikçe başka tarafa doğru dönüyor. Ama biz resme baktıkça daha da içine çekiliyoruz inanılmaz bir yakınlık hissi var. Has bu resimde marifetlerini sergilemek istemiş.